Mutlu günler sevgili izleyiciler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine her gün olduğu gibi aynı saatte sizlerle birlikteyiz. Efendim, bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Önemli ve değerli bir isimle İstanbul Üniversitesi eski rektörlerinden Profesör Doktor Mesut Parlak'la birlikteyiz bugün stüdyoda. Efendim, her zamanki nezaketinizle geldiniz. Kalbimizde yeriniz her zaman Sağ olun. ayrıdır. Bu önemli konuda bizleri de aydınlatacağınızı umuyoruz. Ben teşekkür ediyorum çünkü böyle bir konu sıcak ve gündemde kalmalı. Çünkü Evet. bunlar kolayca bu noktalara gelen oluşumlar değil. O açıdan ben de teşekkür Evet. ediyorum. Çok sağolunuz. Sevgili izleyiciler, peki bu konu nedir? Eminim sizler de merakla bekliyorsunuz. Malum tarihi miraslarımız bir bir yok ediliyor. Kimi devrediliyor, kimi satılıyor. İstanbul özelinde de pek çok tarihi mirasımız var. İşte bugün bunlardan bir tanesini konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi ile alakalı. Sanıyorum hocam, değil mi? 2015 yılında sessiz sedasız Evet. İstanbul Üniversitesi'ne ait olan Botanik Bahçesi müftülüğe devrediliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla. İstanbul Büyükşehir ve Müftülük. Evet. Şimdi biraz bu botanik bahçesi neleri içeriyor, ne var, neden tarihi bir önem taşıyor? Bunları önce bir izleyicilerimize aktaralım istiyorum. Yaklaşık 19 dönümlük bir arazi üzerinde bu botanik bahçesi ve çok önemli bir şeye de ev sahipliği yapıyor. Aslında binlerce öğrenci de oradan, Eğitim amaçlı, evet. evet, eğitim amaçlı kullanıyor. Yaklaşık yılda 1000 öğrenci, değil mi sanıyorum? 1000 lisans öğrencisi artı haftanın belirli günlerinde de ilk ve ortaokul çocuklarına biyoloji derslerinde ziyarete geliyorlar. Orada dünyanın her tarafından gelen, oluşturulan bu bahçe, yani bahçedeki bu bitkiler onlara tanıtılıyor. Çok önemli bir işlevi var. Evet. Çok önemli bir işlevi Ki var. keza artık böyle yerler maalesef kalmadı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk botanik bahçesi bu. Evet. İsterseniz siz anlatın o kısmını. Şimdi biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Darülfünun'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçti. 1931 yılında rahmetle anıyorum Atatürk bu işi görüyor. Yani bu üniversite yaşam nedir? Üniversite eğitim nedir? Dünyayla nasıl yarışabiliriz? Çözebilmek için İsviçre Üniversitesi'nin Albert Marche diye 1931'de getiriyor. Onu orada inceleniyor, incelemelerde bulunuyor. İşte karşılıklı tartışılıyor ve 1933 yılında da üniversite reformu yapılıyor. Yani bunun tarihi epeyce eski. Tabii bu 1933'te çok önemli bir olay oluyor. Almanya'da Hitler zulmü var. Ve bu Yahudi akademisyenlerin de ilişkilerini kesiyor ve ülke dışına çıkarıyor. Bunlar ortada kalıyorlar. Avusturya'da Profesör Schwarz diye bir öğretim üyesi orada bir dernek kuruyor bunlara sahip çıkabilmek için. Tam o sırada Atatürk bunları Türkiye'ye davet ediyor. Yaklaşık hafızam beni yanıltmıyorsa 40 tane öğretim üyesi. Bugün eğer Türkiye'de üniversiteler varsa, tabii Atatürk'ü hiçbir zaman şey etmem ama eğitimde bu noktaya taşıyan o yabancı Alman öğretim üyeleridir. Çok büyük emekler verdiler. Onlardan biri de Botanik Bahçesi'nin dünyanın o dönemde en önemli botanikçilerinden birisi. Hilborn. Evet. Evet. Sanıyorum Albert 12 Aralık 2013 günde bir bilimsel toplantı yapılıyor bahçeyle alakalı ve onun ardından İstanbul Üniversitesi bu bahçeye Alfred Hilborn'un ismini Evet. veriyor. Evet. Ve ondan 2003 sonra yılında. da öyle anılmaya 12 başlanıyor. Aralık gibi bir tarihte Evet, yapsam 12 Aralık beni yanıltmıyorsun. 2013. Evet. Evet. Orada çok önemli bir bilimsel toplantı ve onun sonunda da bu isim veriliyor. Şimdi tabii tek başına değil Hilborn. Bir de arkadaşı da var. O esas burada amaç yani araştıran, sorgulayan ve dünyadaki yeni yöntemleri
uygulayan bir kuşağın yetiştirmesi için üniversite raporumu yapılıyor. Yani Mustafa Kemal ilk Malçe'yi davet ettiğinde bunları konuşuyorlar. Ve Malçe bazı önerilerde bulunuyor ve büyük bir talih, işte bu 40 tane öğretim üyesi de gelince çok güzel şeylere imza atıyorlar. Tabii konumuz bu. Hani tıpta, işte siyasal bilgilerde, hukukta, iktisatta çok değerli Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nin birçok öğretim üyesi de bunlardan oluşuyor. Yani bu işin babaları zaten ilk İstanbul Üniversitesi, sonra Ankara Üniversitesi. Schwartz'ta bu 40 tane öğretim üyesi geliyor. Hepsi uzmanlıklarına göre dağıtılıyor ve botanik bahçesi. Botanik bahçesi kurulmasına karar verildiğinde bina yok. Bina araştırılıyor ve müftülük kompleksinin içerisinde, işte biraz önce söylediğiniz ölçülerde bir alana botanik enstitü yapılıyor. Ama bu enstitü, yani orası tek boş değil. Yani şimdi iddia edilen, efendim orası Şeyhülislamlık'tı da işte başka bir şey. Hayır. İstanbul Kız Sultanisi var orada. Ve o sultani yanıyor. İşlevsiz hale gelince bu kez botanik enstitüsü orada kuruluyor. Sanıyorum tabii tarihi bilgilere bakınca aslında oranın 4 katlı olarak inşa edildiğini ve Adnan Menderes döneminde de 2 katının, yani üst katlarının yıkıldığını, sonra 2 kat halinde tekrar işlevine devam ettiği bilgisini görüyoruz tabii araştırdığımız zaman. Dolayısıyla da herhalde o kadar alanda da, yani 19 dönümlük arazi içinde de çok büyük bir başarı sevgili izleyiciler. 3000 bitki türünün hani şimdi, yaşamasını sağlamak ve pek çok araştırmaya da konu olmasına sebep olan da bir davranış aynı zamanda. Şimdi tabii biraz sonra eğer izin verirseniz işlevi ve içindeki bitkilerle ilgili çok ciddi şeyler var. Yani o dönemde bu kurulurken Almanya'dan teknoloji satın alıyorlar. Yani en uzun dayanacak, en doğru nedir diye onları getiriyorlar ve öyle kuruluyor. 1935'te bu binanın temeli atıldığında 2 yıllık bir süreçte bitiyor bina, ama 1935'te başlıyor botanik bahçesi, 1936'da tümüyle bahçe hazır vaziyete geliyor. Ve bina 37 başlayarak 37'de işlevini görmeye başlıyor. O günden bugüne böyle eski kayıtlara yapılmış olan eski çekimleri biz de birazdan vereceğiz. Şu an minik bir sorun yaşıyoruz sevgili izleyiciler. Bahçeyi de görmemiş olan, İstanbul'da yaşayan ya da İstanbul dışında yaşayan izleyicilerimiz için o görüntüleri birazdan ekrana aktaracağız ama şimdi baktığınız zaman geçmişte bugün arasında çok da değil, yani çok uzun bir zamanda yok açıkçası. Fakat şimdi çok feci bir halde, yani atıl, etrafı çevrilmiş. Hatta dün arkadaşlarımız oraya gittiler görüntü alabilmek için. Üniversitenin güvenlikleri de değil, artık müftülerin güvenlikleri binanın etrafında çevrildi ve kesinlikle giriş çıkışa izin verilmiyor. Doludan zarar gördüğü iddiasıyla, yani bahçenin yeniden toparlanacağı iddiasıyla, ama ne söylersiniz? Yani nasıl bakarsınız? Samimi bulur musunuz bu açıklamaları? Şimdi 2005-2009 döneminde, rektörlük dönemimde bana da bu öneri geldi. O zaman tabii demokratik bir cumhuriyet vardı. Yani her şey demokratik bir yöntem içerisinde yürüyordu. Ben kesinlikle bunun olamayacağını ve bu bugünün değil, yaklaşık 80 yıllık bir mazisi olduğunu, veyahut da işte 75 yıllık benim dönemimde böyle bir eğitim kurumu ve şu anda yurt içi ve yurt dışında 400 botanik bahçesiyle çok yakın organik ilişkileri olan bir bahçe burası. Bu bahçe yalnız şey değil, yani nasıl ki Yeni Kapı'da işte çanak çömlek çıktı, işte 3-5 tane çanak çömlek için metro işte 2 yıl geriye düştü
falan ifadesinin edildiği bir ülkede tabii ki etrafında kapatırsınız. Orayı yok haline de getirirsiniz. Çünkü bir şey yapamazsınız. Yani şu anda böyle bir karar verildiyse iddia ediyorum. Türkiye'de hiçbir rektör yukarının kararına karşı gelemez. Karşı değil. Yani izah bile edemez. Yani bu burası budur. Burada şu kadar insan eğitim görüyor ve dünyanın saygın botanik bahçelerinden birisi. Yani bu kolay oluşmuş bir şey değil. Bu çok değerli bir kaşıkçı elması gibi bir şey. Peki hocam, taşınabileceğiyle de ilgili iddialar vardı. İşte oradan alınır, başka bir yere taşınır vesaire. Bu çok mümkün mü? Şimdi Tuğhan, ben tabii benim uzmanlık alanım olmadı hiç ama ben bu bahçeyi çok iyi biliyorum. Çünkü göreve geldiğimde işte o seralarda korunan işte mekanik bölümlerinde falan eksikler vardı. Çok da büyük masraf ettik oraya. Ondan dolayı çok benim ilgi alanımda. Yani çok da seviyorum ve benim için de çok değerli bir yer burası. Siz ifade etmekten sakınıyorsunuz ama ben biliyorum ki rektörlüğünüz döneminde çok büyük katkınız ve emeğiniz çok olduğunu katkı, oraya. Çok katkı verdim. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi yani işte lisans öğrencisine ya da orta eğitimdeki çocukların dışında çok turist geliyor. Çok turist geliyor. Çok ilginç bir yer. Yani Tuba Hanım, böyle bir zamanınız olsa da böyle bir sivil yurttaş gibi gidip orayı görseniz yani akıllara hayallere gelmeyecek güzellikte ve bilimsel olarak çok değerli bir yer. Şimdi bir de ağızdan kolay çıkıyor efendim. 3000 bitki türü diyoruz ama şu 3000 şeyi yan yana getirince aslında ne kadar çok orada bitkinin yetiştirildiği ve bununla ilgili pek çok araştırmanın yapıldığını ve aynı zamanda eş zamanlı olarak değil mi üniversiteler arası da işte botanik bahçeleri yani bir araştırma ile ilgili de alışveriş aynı zamanda söz konusu dünyayla uluslararası anlamda. Yıllarca yeni kurulan üniversitelerdeki botanik bölümünün lisans öğrencileri zaman zaman buraya gelip veyahut da akademisyen olarak yola çıkmış insanlar burada eğitim gördüler, araştırma yaptılar ve doçentlik tezlerini burada yaptılar. Ya bu böyle sıradan bir şey değil. Bu tabii çok önemli bir tarihi mirasımız. Şimdi burada bir şeyler yani hakikaten ne kadar teşekkür etsek, şükran duysak azdır o İlborn ve arkadaşlarına. İlk Türkiye'nin ilk tohum kataloğunu yazdılar. Ve bunu bütün dünyaya ilettiler. Bakın bugün işte tohumlar bilmem nelerle filan ilgili bakanlık filan bankalar diyorlar ya. İşte göz önünde duruyor değil mi? Oysa yani üretilecek yer bununla ilgili yani, araştırmanın yapılacağı yer. En güzel örneği burada. Çünkü bütün bu Türkiye'deki yetişim. Evet, şimdi izleyicilerimize de çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. İzleyicilerimize de bahçeden görüntüleri veriyoruz. Bitki çeşitlerini. Gerçekten İstanbul Üniversitesi'nin adeta cennet bahçesi demek herhalde yanlış olmaz. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri İstanbul Üniversitesi ve böyle bir botanik bahçeye sahip olması ve Cumhuriyet tarihinin tek botanik bahçesi. Tek yani tek olması özelinde de çok anlamlı. Cumhuriyet kazanımı olması anlamında da çok önemli. Ve o dönemde tohum kataloğu çok önemli bir şey. Bunu ancak orada yaşayıp o eğitimle yakın ilişkisi olan insanlar bilirler. Ya bugün buraları yok etmemelisiniz, edemezsiniz. Hocam buraları elbette yok edilmemeli, buralar korunmalı, özenle gözetilmeli. Ama sonuçlarını görüyoruz işte. Neyi yok ederseniz karşılığında muhtaç duruma düşüyoruz. Bugün tohumdan bahsediyoruz. Tohumu yurt dışından alıyoruz. Kendi tohumumuzu üretemiyoruz. Yani bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Oysa öyle yerlerimiz var ki, böyle kıymetli yerlerimiz var. Bunlarla ilgili bütün araştırmaların yapılabileceği değil mi? Aynı zamanda
Türkiye'deki sadece öğrencilere, sağlık açısından eczacılık ve biyoloji fakültesindeki öğrencilere değil, tabii, herkese katkı sunabilecek bir kaynak. Yani burada sadece botanikteki lisans öğrencileri değil, biraz söylediğiniz gibi eczacılık fakültesi, tıp fakültesi, biyoloji, yani hepsi burada, hı hı, eğitim görüyorlar. Mesela akademik yayınlar vardır, çok önemlidir. İnsanlar bu yayınları yaparken bu bahçeden mutlaka istifade ederler. Kaynaklarından, işte yapısından, onlardan çok yarar sağlarlar. Bugün Mimar Sinan'ın bıraktığı eserleri yapabilecek bir baba yiğit var mı? Yok. Evet. Yapıyorlar işte, camiler yaptılar. Neye benziyor? Yok. Bunlar öyle. Bunlar ender şeyler. Yani açılışta da söylediğiniz gibi, hı hı, gerçekten artık bunları çok az kaldı koruyabileceğimiz. Düşünebiliyor musunuz? Bir yurttaş olarak ben bugün geldim, devletin koruması gereken botanik bahçesini ben burada kendimi yırtarak şeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben 1996-98'de dekandım. Samtı Fakültesi dekanıydım. Sayın Erdoğan Anakent Belediye Başkanı'ydı. O dönemde o kuruma en büyük desteği Sayın Erdoğan verdi. Bunu yani açıkça söylüyorum. 2005'te rektör oldum. İlk gün beni aradı. 8 çeyrek geçe. Dediler ki başbakan arıyor. Konuştuk. Geçmişe dayalı çok tanışıklığımız var. Ve o zaman da söyledi ve rektörlükte de en büyük desteği Sayın Erdoğan'dan gördüm. Eğer bu konu Sayın Erdoğan'a gerçek anlamda anlatılsa, sanıyorum büyük olasılıkla Sayın Erdoğan bunu durdurur. Durdurur. Ama bu durduracak süreçte bahçe kalır mı kalmaz mı, o da tartışılır. Benim dönemimde o bahçede 12 tane bahçıvan vardı. Bugün kaç tane biliyor musunuz? Evet, sanıyorum bir tane kalmış. Bir tane. Şimdi kim bahçıvanlık yapıyor? Asistanlar, genç uzmanlar, doçentler ve profesörler orada bahçıvanlık yapıyorlar. Çok acı. Yani düşünebilirsiniz, bir şeyi bir yerden bir yere götürebilirsiniz, taşımak istersiniz. Ama o var olan canlıyı orada öldüremezsiniz. Buna hakkınız yok. Bir de yerine eğer beton koyacaksınız. Hayır, değil yani, ne koyarsanız koyun. Ama var olanı yok etmeyin. Edemezsiniz. E ne şimdi efendim, İstanbul'u yeşillendir. Beton duvarlara çiçek, ya bırakın. Buradaki çiçeği yok ediyorsunuz. Türkiye'deki bütün bu çiçeklerin kaynağı, bitkilerin kaynağını kurutuyorsunuz. Bakın şöyle bir şey var, bir bilgi var. Ben 3000 çeşit bitki dedim ama efendim kendi içlerinde de tür ve türevleri var. Yani 11 bine yakın bitki türünü İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi kendi bünyesinde barındırıyor. Buna karşı tüm Avrupa'da 13 bin bitki türü var. Zenginliğe bakar mısınız? Yani botanik bahçede üretilen bitki türü 11 bin, Avrupa'nın tümü 13 bin. Müthiş bir yer. Yani hakikaten bilimsel olarak da çok ses getiren literatürde yayınları var. Bunu yani şimdi bir ülkede genç kuşakları sorgulayan, araştıran, batıyı yakalayabilecek eğitimi vermezseniz bu ülkeden ne minare kalır, ne cami kalır, ne ezan kalır, ne müftülük kalır. Bu çocuklar eğitimli olacak. Eğitimli bir insan bu ülkeyi aydınlığa taşıyacak. Yani tamam olabilir, şimdiye kadar müftülük nasılsa gene aynı komşuluk olabilir. Zaten önde bir boşluk vardı, orayı da otopark olarak. Zaten yıllardır öyle devam evet, ediyordu. Yani kimi niye rahatsız ediyor? Ben bunu anlamadım. Efendim işte Florya'da bir yer bulacağız da çok büyük de bir... Olmaz. Gerekli mi? Adalet Sarayı yaparsın midir? İçinde adalet yok. Hocam, hastane yaparsın, içinde hekim yok. Ya sormayın. Sevgili izleyiciler, konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Hocam Mesut Parlak'la küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte sizlerle olacağız.
Evet sevgili izleyiciler, yeniden birlikteyiz. Tarihi miraslarımız bir bir yok oluyor diye açmıştık açarken programı. Şimdi konunun devamını, detaylarını konuğumla tekrar yeniden konuşacağız kaldığımız yerden. Stüdyo konuğumu tekrar hatırlatmak isterim size. İstanbul Üniversitesi eski rektörü Mesut Parlak. Hocam en son bir karar okumak istiyorum. En son kaldığımız noktadan devam edeceğim ama şimdi reklam arasında bakarken önüme geldi bu notta. Daha önce CHP'li bir meclis üyesinin BİMER yoluyla konuyla ilgili sorduğu bir soru var. Ve BİMER'den de gelen cevap var. Yani burası ne olacak diye, neden bu halde diye. Gelen cevapta şöyle bir ibare var. Diyor ki bakanlığımızdan, yani Milli Emlak Müdürlüğü'nden alınan 03.06.2015 tarih ve işte şu sayılı muvafakat yazılarına istinaden söz konusu taşınmazın İstanbul Üniversitesi'ne tahsisli 14.878 metrekarelik kısmının tahsisinin kaldırılması ve botanik anabilim dalı binasının yeni inşa edilecek olan biyoloji binasına taşınıncaya kadar, yani o süreyle müsemma müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisinin uygun görüldüğü diyor, bildirilmiştir. Şimdi burada hem bina diyor hem 14.878 metrekarelik bir alanın tahsisinin kaldırılmasından bahsediliyor sevgili izleyiciler. Ve zaten alanın toplam metrekaresi 19.000 metrekare gibi bir alan üzerine inşa edilmiş durumda. Şimdi böyle bakınca siz de güldünüz, beni de bir tebessüm aldı. Tabii bir sürü kelime oyunu da var kendi içinde barındırıyor aslına bakarsanız. Yani bu toptan o bahçeyi yok etmek anlamına geliyor bir ama yerde. Ama bahçe lafı yok. Yok, evet. Binayı taşıyacaklar. Hı hı. Yani bunu herhangi bir toplantıda veyahut da bir konuşmada söylediğinizde ne anlayacak? Vatandaş diyecek ne var bunda ya? Bunlar da var ya, her şeyin altında bir şey arıyorlar. bina gidecek. Hayır, orada bahçe gidiyor. Evet. Bahçe gidiyor ve gitti. Tabii zaten bu 14.878 metrekarelik alanın dışı bina olan kısım, yani daha küçük bir alan. Bina gitmiyor aslında burada, bahçe gidiyor. Bahçe gidiyor tabii. Büyük metrekareyi kaplayan. Söyledik efendim, bir sürü içinde bitkiyi barındırdığını, hatta fosil bitkilerin de olduğunu, yani çok kıymetli olduğunu, binlerce endemik türü içinde barındırdığını bu botanik bahçenin ve her ay ortalama 1000 öğrencinin, 1000 üniversite öğrencisinin, lisans öğrencisinin gelip buradan faydalandığını ve aynı zamanda bu bahçenin işte tez, doktora tezi hazırlayanlar için de müthiş bir kaynak olduğunu ve ilköğretim düzeyinde de tüm öğrencilerin buradan gelip hem gezerek yararlanabildiği hem de pek çok şeyi öğrenebildiği bir bahçe. Tabii en önemlisi tarihi bir mirasımız, İstanbul'un en önemli, hatta Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri, İstanbul Üniversitesi'ne ait bir botanik bahçe ve Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş bir bahçe. Bu anlamda da çok kıymetli. Yani özenle bakılması gereken bir yer. Ama gelinen noktada işte görüyoruz. Tuba Hanım, yani bu kurulduğundan bugüne kadar Türkiye'de ilk üniversite İstanbul Üniversitesi. Yani oradan kaynaklanarak bütün üniversiteler öğretim üyeleri olmuş. Evet. Şu anda Türkiye'deki belli yaşın üstündeki botanikçiler hep buradan yetiştiler. Akademisyenler. Hı hı. Yapmayın ya. Yapmayın yani. Buna kıyamazsınız. Bu bir tarihi de yok etmek aynı tabii, zamanda. Tabii yani hiçbir bir şeye saygımız yok bizim. Yani dostlukta bile öyle değil mi? Yani bakarsınız bir ufak tefek bir şey olur ama bu kadar geçen bir dostluğumuz var dersiniz ve ondan utanırsınız. Evet. Kalkıp da bunu yapmasınlar. Çok yazık değil mi? Hocam notlarınız var, görüyorum. Ben bu bahçede neler var? Evet. Fazla zamanınızı almadan. Estağfurullah. Hem izleyiciler de neler olduğunu. Şimdi bahçe deyince iki tane gül bilmem ne filan gibi veyahut da işte sarmaşık var. Hı-hı. Öyle değil. 15 adedi seralarda, 8 adedi doğal ortamda, bir kısmı ısıtılan 23 adet çeşitli havuzlar var. Çok önemli bir rakam. Aynı zamanda 9 sera var değil mi? İçinde tabii, 9 tabii, serayı tabii barındırıyor. 430 metrekarelik taş bahçe var. Ne demek bu taş bahçe? Yani kayalıkların arasında yetişen bitkiler bile burada var. Onlar bile var. Taş bahçenin anlamı o.
160 familyadan 400 adet ağaç ve çalı ile 3500 otsu bitki. 3500. Seralarda ve bahçede sabit veya saksıda çeşitli 2500 bitki. Hamburg Botanik Bahçesi'nden hibe yoluyla gelen çoğu tropik ve subtropik ülkelerin bitkisi olmak üzere 390 egzotik bitki var. Onlar da Hamburg'dan şey oluyor. Bütün botanik bahçelerle çok organik bağı olan bir yer burası. Yurt içi ve yurt dışı 400 botanik bahçesiyle tohum alışverişi var. Yurt içi ve yurt dışı. İşte bu çok kıymetli bir şey. Evet. Yani özellikle Türkiye'nin tarım politikalarını da bir taraftan değerlendirince şu an belki de en önemli, çok önemli kaynaklarından bir yeri birini oluşturuyor. Çok önemli bir yeri var. Yani botanik camiasında çok önemli yeri olan bir bahçe burası. Biz daha söze girişte de konuştuğumuz gibi her yıl 1000'den fazla lisans öğrencisi ve ortaokul, lise çocukları var. Bahçede bir kez daha söylemekte yarar var. Çünkü biz bir kere söylemekle olmuyor, 10 kere söylemekle maalesef gündeme getirebiliyoruz. 12 tane bahçıvanı olan bir kurum, bir tane bahçıvanı var. Yani yoğun bakıma alınmış. Kendi tıp dilimizle söyleyeyim. Evet. Yani artık ne yerse yesin orada son nefeslerini verdirirsin ama. Hocam evdeki saksıdaki çiçeğin bile yerini değiştirdiğimiz zaman o bile yerini sevmezse küsüp gidiyor. Yani bu kadar bitkiyi çok yazık. Tuba Hanım, söz kifayetsiz. Sevgi çok önemli bir kavram. Hani işte sevgi de şu falan değil. Gerçek sevgi çiçek de. Yani çiçekler bile sevgiyle konuşuyorlar insanlar. Öyle büyüyor. Çok özür dilerim. Evet yine söylüyorum. Buradaki bütün akademisyenler, asistanlar falan bahçıvanlık yapıyorlar. Yani, orayı yaşatmak evet, için bu şu anda değil mi? Özü bu. Yani var olanlar bunlar. Ben öğretim üyesi arkadaşlarla da konuşurum. Tabii Türkiye'de artık bir şey var. Herkes kuatro ameliyatı oluyor. Ses telleri kesildiği için konuşamıyorlar. Cerrahi hata olarak. Soruyorsunuz. Yani çıkıp da kimse ortada bir şey söylemiyor. Yani bu bahçenin başka bir yere götürülmesi asla mümkün değil. Evet. Ben olsam botanikçi, saygın üniversitelerin botanikçilerini toplarım. Onlarla bir konuşurum. Konuşmakta bir sakınca yok. Kazanırsınız. Yani bu ülkenin en eksik yanı diyalog yok. Konuşmuyoruz birbirimizle. Evet. Bu botanikçiler. İstişare kültürünü de yitirdik galiba. Artık sadece burada botanikçiler gelirler, uzmanlarıyla konuşursunuz. Gidebiliyorsa gitsin. Ama gitmezmiş. Gitmezmiş. Hayır bir de niçin gitsin? Yani hayati bir önemi mi var? Ne olacak ya da neden? Belli ki burada bir el yok etmeye çalışıyor. Yani buradaki varlığı. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz ama sevgili izleyiciler kamuoyunda takdirine bırakıyoruz bu noktayı. O yöre, o bölge, o müftülük botanik bahçesiyle özdeşleşmiş. Hı hı. Siz bunu ortadan kaldıramazsınız. Bugün Hürriyet Meydanı diye bir meydan var mı? Yıllarca Hürriyet Meydanı yok bayağı. Hiç kimse diyemiyor. Orası özdeşleşmiş. Yapmayın, kıymayın. Kıymayın. Hocam şimdi program boyunca bu konuyu değerlendirmeye çalıştık ve sevgili izleyicilerimize de konunun detayıyla ilgili bilgi verdik. Mutlaka bilenler var ama bilmeyenler de belki ilk defa böyle bir bahçenin varlığından haberdar olanlar var. Şimdi bakıyoruz genelde Türkiye'ye baktığımız zaman son yıllarda bütün tarihi değerlerimiz adeta
hunharca değersiz bir hale getirilmek için uğraşılıyor gibi. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir haber yine yansımıştı basına. Bodrum'la ilgili, Bodrum Kalesi ve yanındaki arkeoloji müzesiyle ilgili. Siz bir cerrahsınız ama hani bu konulara da biliyorum ilginiz var, yakından takip ediyorsunuz. İşte orayla da alakalı olarak ibadethane yapılması kararı gündemdeydi. Ne oluyor bize? Niye bu değerlerden vazgeçiliyor? Hangi dürtü, hangi istek bunu yaptırıyor diyeyim? Yani neyin hesaplaşması bu? Şimdi burada Tuba Hanım bir şey var. Yani bu ülkeyi yönetenlerin de bu işte çok günah var diyemiyor. Etrafındaki o danışmanlar. Onları yanıltıyorlar. Yani bugün şu televizyondakinin başındaki insan bu televizyonun en küçük detayına kılcallarını bilmesi mümkün değil. Şimdi yukarıdakiler devleti yönetenler. Bir kere böyle bir alışkanlıkları yok yani. Açıkça söylemek gerekirse her şey pratik, her şeyi biliyorlar bilmem ne, ama alttaki kadro ikaz etse yeminle, bakın başta da söyledim, eğer bunu bir grup Sayın Erdoğan'a anlatsın ve ama şimdi ülkeyi yönetenlerin kulaklarına hep onların sevdiği makamda şarkılar okunuyor. Yani çıkıp da mesela Bayati bir şarkıyı sevmiyorsa onu söyleyemiyorlar. Hep onun onların sevdikleri makamda şarkı söylüyorlar. Bunu anlatsalar, içtenlikle söylüyorum, Tayyip Bey bunu durdurur. Durdurur. Ben tanıyorum çünkü. Durdurur. Umuyoruz, diliyoruz. Sayın Erdoğan kulağına gider ve hani bununla ilgili gerekli şeyi yapar diye düşünmek istiyorum. Ne var orada, üç tane ottan bilmem, ağaçtan bilmem ne filan. Yeşilleniyor İstanbul işte. Çimler ekiliyor bilmem ne. Ama... Efendim İstanbul'da algıda yeşilleniyor. Yani çünkü algıda yeşilleniyor, yeşil oranımız kalmış %1-1.5. İşte İstanbul iki tane felaket yaşadı malum son günlerde ardı ardına 9 gün içinde. İstanbul sınavı geçemedi. Altyapı olarak da geçemedi. Yani belediyecilik anlamında da geçemedi. Diğer anlamda da geçemedi. Pek çok şey aksadı. Hayat adeta durdu neredeyse. Yani doğayla ilgili yaptığımız her ayar bize başka türlü dönüyor maalesef. Şimdi kediyi fazla ırpalarsanız tırmalar. Doğa intikam alıyor. Doğa intikam alıyor bu kentten. Yani giderek daha bu, Allah korusun tabii, böyle bir şeyi hiçbir zaman istemem ama gelecekte bu kent bu şeyleri çok yaşayacak. Su baskınlarını, selleri yaşayacak. Sokağa çıkamayacak. İşte bilim adamları da bununla ilgili görüş bildiriyorlar malum biliyorsunuz iklim değişiklikleri nedeniyle. Ama yaşayarak öğrenmektense yaşamadan bunları deneyimlemek, en azından eğer bunlarla ilgili tedbir almak önemli. Bu enstitülere sahip çıkar, araştıran, sorgulayan, yeni yöntemleri bilen çocuklar olsa bunları gündeme getirecek, açıklayacak ve kabul ettirecek. Yok, giderek. Yani yok oluyor. Yok oluyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. İşte bakın hep mevzudur, hep söylenir üniversitelerde araştırmaya ödenek hangi yok, araştırma? Şöyle böyle vesaire. Çok, araştırma yok anladığım çok kadarıyla. Özür dilerim. Yani şimdi ne yapıyor bir baba? Çocuğuna bir sermaye veriyor. Diyor ki git oğlum bunu işte et falan kullan, ticaret yap. İki sene sonra çağırıyor. Gel bakalım oğlum, otur bakalım. Ne kazandık, ne kaybettik. Türkiye'de böyle bir şey yok. Siyaset de öyle. Ya bir eline bir şey alırsan bakarsın, bu şehirde ne olmuş? Hayır, yok böyle bir şey. Yok. Onun için bu çocuklara bu eğitimleri vereceğiz. Bu çocuklar aydın, çağdaş çocuklar olduğunda İslam'ı da çok güzel yerlere taşıyacaklar. Ülkeyi de çok güzel yerlere taşıyacaklar. Ve çok iyi günler olacak Türkiye'de. Ama bu eğitimleri veremezse hiç mümkün değil. Ki bunlar da laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel esaslarını içeriyor. Efendim çok teşekkür ederim. Kırmadınız.
Tüm nezaketinizle geldiniz ve burada sevgili izleyiciler açıkça da söylemek isterim. Konu hassas bir konuydu. Kimse de bu konuda pek konuşmak ve görüş bildirmek istemedi ama sevgili hocamız geldi. Bu konuda bizle hem görüşlerini hem bildiklerini, bilgilerini paylaştı. Dileriz müdahale edilir, dileriz korunur. Çünkü tarihi mirasımız çok kıymetli alanlardan bir tanesi, temenni ediyoruz. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Esen kalın.